أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بخلاف المنهزم، هزيمete uğrayanlar bunların خلافنادır. وهو أي حال كونه يصلي راكبا بإيماء واقفا. Yani hezimete uğramış olan Müslüman askerler bineklerinin üzerinde bineklerini durduraraktan ima ile namazlarını kılabilirler arkadaşlar. Tabi bu yani normal bir durum değil. Anormal bir durum olduğu için böyle bir musamaha gösterilmiştir. Böyle bir fetva verilmiştir. Ey vakifen bidabetihi gayre sairin biha. Yani binekleri yerinde duracak şekilde durdururlar. Yani tabii o günkü binekler malum canlı hayvanlardı. Bugünkü binekler işte otobüste veya işte minibüste veya askeri taşıyan araçlar neyse onlar da durdurularak da onlardan farzlar arabanın içinde kılınabilir yani Yasin kıyas edersek. وليس المراد أنه واقف فوق الدابة. Yani buradaki maksat, yani hayvanlar gidecekler, askerler üstünde böyle kıyamda vakfedip namaz kılacaklar değildir. أو تسير دابته أو تعدو. Yani bineklerini durdurarak namazlarını kıldıkları gibi arkadaşlar, binekleri yürüyücü olarak da namazlarını kılabilirler, artı binekleri koşuyor oldukları halde de yine ima ile namazlarını hayvanlarının üzerinde, bineklerinin üzerine kılacaklar. Namazlarını terk etmek yoktur arkadaşlar. Ve kayyede bil münhezimi, burada İbrahim Halebi Hazretleri diyor ki bizim musannif münhezim ile kayıtladı, işareten ile mazukire fil muhit, muhitteki zikredilene işaret etmek için böyle dedi. Ve tuhfeti, tuhfede de aynı şey şekilde böyle zikredilmiş arkadaşlar. Ennehu yusalli ve huve sayirun izâ kâne matluben. Eğer askerler, düşmanlar arkasından geliyorsa bunlar bu şekilde namazlarını kılabilirler. Ama ve in kâne taliben, eğer bizim askerler düşman ordularını kovalıyorlarsa, onları işte sürüp memleketten uzaklaştırmak için veya imha etmek için peşlerinden gidiyorlarsa, la yecuzu, onlara bu şekilde namaz kılma cevazı verilmiyor arkadaşlar. Li ademi darureti, çünkü zaruret yoktur. Zaten galip gelmiş oldu. Namazlarını güzel bir şekilde ifa edip kılıp daha sonra düşmanlarının peşinde kovalamaya devam ederler. وَلَوْ صَلَّ بِالْا۪يمَاءِ لِخَوْفِ عَدُوٍ. Şayet düşman korkusundan dolayı ima ile namazını kılarsa, اَوْ سَبُعٍ, veya canavar korkusundan dolayı, اَوْ مَرَدٍ, اَيْ لِمَرَدٍ, veya bir hastalıktan dolayı namazını ima ile kılarsa, اَوْ veya bulunmuş olduğu yerde çok yağmur yağmış, her taraf çamur, namaz yani normal bir şekilde namaz kılınamıyor. Bir enlem yecit mekanen yabisen, yani kuru bir yer yok ki adam namaz kılsın. Yusalli aleyhi yine dabbesinin üzerinde namaz kılar arkadaşlar. La yu'idu bil icmai, icmaen bir daha namazını iade etmez. Lianne hadihil avaride semaviyetun, çünkü bu arizi şeyler semavidir. Zaruret vardır. Namazlarını kılmışlardır. İkinci kez bunlara namazlarını kılın demeniz uygun olmaz. Vel mukayyedu izâ salla qa'iden,
diyelim bağlı olan bir kişi direğe bağlanmış veya işte herhangi bir şekilde adamı bağlamışlar. Li'ademi kudretihi alel kıyami vel mukayyedu izâ salle kaiden. Yani bağlı olan kişi oturarak namaz kılarsa veya oturarak sadece oturarak kayıtlamayalım. Diyelim ki adamı direğe bağlamışlar Yasin. Oturamıyor da köye de gidemiyor işte. Böyle veya ellerini böyle çarmıha gerer gibi böyle bağlamışlar. Bu kişi namazını ima ile kılacak. Li ademi kudretihi alel kıyami. Yani farz olan rükunları yerine getiremezse arkadaşlar bir zaruret vardır burada. Yu'idu inde Ebi Hanife'te ve Muhammed'in ama İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed bu durumda olan bir kişinin namazını tekrar iade etmesi lazım demişlerdir. Ama ve inde Ebi Yusuf'e la yu'idu kel mahbusi İmam Ebi Yusuf bu durumda olan kişi de hapsedilmiş kişi gibidir diyor. Namazını ima ile kılacak, iade etmez diyor. Peki, وَيَجُوزُ اَتْتَيَمَّمُ عِنْدَ اَبِي حَن۪يفَةَ وَمُحَمَّدٍ İmam Azam ve İmam Muhammed Efendilerimize göre teyemmüm etmek caizdir arkadaşlar. Ne ile? Bi külli mâ kâne min cinsil ardi. Yer cinsinden olan her şeyle teyemmüm, tabi temizleyici daha doğrusu temizleyici vasfı olan her şeyle teyemmüm alınabilir. Ne gibi arkadaşlar? Ket turabi ve remli vel haceri. Toprak olabilir, kum olabilir, taş olabilir. Bi cemii envaihi. Taşın da arkadaşlar bütün nevileri yani topraktan olduğu için, toprak cinsinden olduğu için envai çeşit taş vardır arkadaşlar. Hatta el-akik akik taşı ile bile arkadaşlar teyemmüm alınabilir. Ve zeber benzeri ve zırnık ve çuhli zırnık ne diyorlar ya sen bunlara baktın mı? Yok, senden bakmadım. Ya burada evet. Burada yapmışlar ama Yasin bir tercümeden baktım ama ya sıralamayı da dikkat etmemişler. Oradaki her kelimenin de herhalde şey manasını yapmamışlar. Şöyle diyor Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre toprak, kum, taş, zırnık, sürme, zırnıkla karıştırılmış kireç ve kızıl balçık ve bunların benzeri gibi yer cinsinden olan her şeyle teyemmüm caiz olur. Taşın bütün envaiyle hatta akik ve zebercet ve bunların benzeriyle dahi gibi böyle oradaki Arapça ibareleri Türkçe'ye çevirip geçmişler yani Arsenik de diyorsun burada. değil mi? Efendim? Arsenik diyor. Ya kimyada diyor en ufak şey diyor. Yani yer cinsinden çıkan zebercet taşı böyle renkli diyor. Böyle Furkan sen baktın mı? Bir şey var mı? Yok Seyda. Zırnık. Tamam. Zebercet taşı, zırnık taşı, kuhul arkadaşlar. İsmit. Yani ama tabii kuhul derken taşı kastediliyor. Yani o böyle tozlaştırılmış böyle göze sürülen onlar yapılmaz. Çünkü onunla temin yapmaya kalkarsak yüzümüz gözümüz hep tozlanmış olur arkadaşlar. Ve murda
Bu taşla da arkadaşlar. Ve huve hacerun marufun muarrabun. Bu bilinen bir taştır diyor. Daha önce farklı bir lisandan Arapçaya ne yapılmıştır? Aktarılmış. Araplaştırılmış bir kelime bu. Peki. Muarrabun nur da senk ve nureti ey el kilsi. Ona ne diyor Yasin? Bakayım seni. Kireç diyor Seydan. Bayağı. Evet. Vel mağreti bi fethil mimi ma sukunil gayni ve fethiha ve ma eşbehaha min enva'il etribeti ket-tini el-mahtumi. Yani toprak nebilerinden arkadaşlar hangisi olursa olsun, taş nebilerinden hangisi olursa olsun bunlarla temim almak caizdir. Kettinil el mahtumi. Mahtum mühürlenmiş hamur nasıl oluyor ya sen? Evet. Senin burada haşiyede bir şeyden bahsediyor mu? Ettinül mahtumut tinun yüclabu min bi'rin fi medineti iklimiyye. Yani bir kuyudan alınan bir çamurdan bahsediyor arkadaşlar. Ve ye medinetun fi cezireti mutavassıta. Beyneha ve beynel Konstantiniyye nahvu 200 mil, 200 mil varmış İstanbul'a. 200 mil uzakta bir yerde. Yani bir çamurdan bahsediliyor arkadaşlar. Evet. Peki. Min enva'il etribeti kettini el mahtumi vel ermeniyi. Yani kettini ermeniyi, Ermeni çamuru artık. Arkadaşlar ve nahvi zalike buna benzer toprak olsun taş olsun hangi neviden olursa olsun hangi renkten olursa olsun bunlarla İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed'e göre bunlarla teyemmüm alınır. Ve inde Ebi Yusuf'a la yecuzu ama İmam Ebi Yusuf bunlarla teyemmümün yapılamayacağını illa bir turabi ve remli hasreten İmam Ebu Yusuf biraz daha çerçeveyi daraltıyor arkadaşlar. Sadece toprak ve kumla teyemmümün olacağını söylüyor. Ve inde Şafii ve Ahmed'e la yecuzu bi gayri turabi. İmam Ebu Yusuf'u biraz kuvvetlendiriyoruz burada arkadaşlar. İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre de zaten sadece toprakla olur diyorlar teyemmüm. Ve inde Malik'in İmam Malik'e göre ise rahmetullahi aleyhi yecuzu hatta bil uşbi ve bil selci. İmam Malik biraz da tamamen çerçeveyi geniş tutuyor arkadaşlar. Yani yeşilliklerle de gittiniz bir tada diyelim ki tamam mı? O yeşillikler üzerinden ne yapabilirsiniz? Teyemmüm alabilirsiniz diyor. Ve bil selci eğer kar yağdıysa, ortada su yoksa karla da ne yapabilirsiniz? Teyemmüm alabilirsiniz diyor. Ve la yecuzu indene bima leyse min cinsil ardi. Bize göre arkadaşlar, Hanifi mezhebine göre yer cinsinden olmayan şeylerle teyemmüm yapılmaz. Ne gibi? Kezzehebi vel fiddati vel hadidi vel rassasi. Tabii evet işlenmiş altından bahsediyor herhalde yoksa normal altın, gümüş bunlar hepsi zaten yerden çıkarılıyor ama bu işlenmiş
olan kısmından bahsediyor zannedersem. Bize göre arkadaşlar altın, gümüş, demir, ondan sonra kurşun, değil mi? Vessufri ve nuhasi, tunç, bakır gibi şeylerle ve nahviha benzerleriyle benzerlerinden bunlar kullanılarak da temim alınmaz. Mimma yantabi'u ve yelinu bin nari. Yani böyle ateşte eriyen, ateşte böyle ateşte yakılarak şekillendirilen bu madenlerle teyemmüm alınmaz. Ama tabii diyelim ki altın çıkarılan yerde veyahut da gümüş çıkarılan, demir çıkarılan yerlerde, madenlerde eğer su yoksa bu demir, işte gümüş, altının bulunmuş olduğu o topraklarda da ne yapılabilir arkadaşlar? Teyemmüm alınır. Ve kel hintati ve sairil hububi vel et'imeti. Daha arkadaşlar böyle buğday diyelim harmandasınız, böyle buğdayı böyle samanından ayırmışsınız. Buğdaya böyle buğdaya vuraraktan tem yapamazsınız. Vesair hububi, diğer hububatlar da aynı şekilde. Vel et'imeti, yenilecek şeyler arkadaşlar. Minel fevakihi ve gayriha, meyvelerden olsun. Bu gibi şeyler kullanılarak teyemmüm alınmaz. Bu enva'in nebatati, diğer nebatatın çeşitleri de böyledir. Mimme yetereddu bin nari. Ne o Yasin? Mimma yeteremmedu bin nari, böyle ateşte yakılan, değil mi? Öyle mi Evet. diyelim onu? Yetiremedi, böyle ateşte yanıp böyle kül olan, değil mi? Evet, kül olmuş senin. Yani. Onlardan ne olmaz arkadaşlar diyor. Teyemmüm için bunları kullanamayız. İzellem yekun aleyha gubarun, ama eğer üzerlerinde toz yoksa, ama toz varsa zaten o toz toprak cinsinden olduğu için o tozun üzerine bulunduğu şeyi ne olursa olsun o tozu alıp onunla teyemmüm alabiliriz. Ve in kana ala hadihi'l eşya'i gubarun yecuzu. Bu yukarıda kendileriyle teyemmüm almamız caiz olmayan nesneler üzerinde arkadaşlar toz olursa, o zaman onlarla teyemmüm alabiliriz. Yecuzu teyemmümü bi gubariha inde Ebi Hanife'te, İmam Ebu Azam'a göre, İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Azam Efendimiz'e göre arkadaşlar onların tozuyla teyemmüm alabiliriz. Ve fi ihde rivayeteyni an Muhammed'in, İmam Muhammed'den bu konuyla alakalı iki görüş vardır, iki rivayet vardır arkadaşlar. Bir rivayete göre o da İmam Azam'a katılıyor. Ve fi rivayetin vehiye el meşhuretu anhu la yecuzu, ama İmam Muhammed'de başka meşhur olan görüşüne göre caiz değildir demiş, bil gubari, tozla. Ve emma inde Ebi Yusuf'a feyecuzu hale darureti la hale ihtiyari. İmam Ebi Yusuf'a göre zaruret varsa o tozla teyemmüm alınır, ama zaruret yoksa tozla teyemmüm alınmaz demiştir. Sümme indehuma, ey inde Ebi Hanife'de ve Muhammed'in, İmamı Azam ve İmam Muhammed'e göre arkadaşlar, eşşartu fi sıhhati teyemmümi, teyemmümdeki teyemmümün sıhhatinin şartı, mücerredül messi eyl vada'i alel ardi, yani kişinin ellerini yere sürmesi, koymasıdır.
Ev ala cinsil ardı veya yer cinsinden olan bir şeyin üzerine elini koymasıdır. Ve la yeşteritani uluke şeyin minha bil yedin. Bu iki imamımıza göre o yerden veya yer cinsinden olan şeyden bir şeylerin ele yapışması şart değildir. Ve hâzâ alâ ihtar rivayeteyni an Muhammed'in. Bu görüş diyor, İmam Muhammed'den yine iki rivayet vardır. Bir rivayette böyle diyor. Hatta innehu lev veda'a yedehu ala sahratin. Mesela diyor, kişi elini bir kayanın üzerine bıraksa, melsa'e, yani hiç üzerinde bir şey yok. Böyle düz. La gubare aleyha. Yani diyelim ki gittiniz, böyle düz bir kaya var. Yağmur yağmış. Üzerinde hiçbir toz yok. Her şeyi alıp götürmüş. La gubare aleyha. Hiç üzerinde toz yok. Ev ala ardin nediyetin. Nediye ne demek arkadaşlar? La yenfasilu minha gubarun. Yani hiç kendisinde, yani bir yer, ama öyle bir yer ki kendisinde hiç zerre kadar toprak şey yok, toz yok. Velem ya'lak bi yedihi şey'un. Ve kişi elini oraya bıraktığı zaman da eline hiçbir şey sürünmüyor, hiçbir şey bitişmiyor, yapışmıyor. Caze inde Ebi Hanife'te, İmam-ı Azam'a göre arkadaşlar, burada bu bahsetmiş olduğumuz şeyle temim almak caizdir. Ve fi ihtar an Muhammed'in, İmam Muhammed'de bu konuyla alakalı iki rivayet var. Bir rivayete göre caizdir demiş. Hilafen li Ebi Yusuf'a, ama İmam Ebi Yusuf bu tarzda olan şeylerle teyemmümün anlamayacağını, teyemmümün caiz olmadığını söylemiştir. وَاَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ السَّخْرَةِ وَبَيْنَ الذَّهَبِ. Peki taşla, kaya ile altın, وَالْفِدَّةِ gümüş arasındaki, yani altın, gümüş ve taş arasındaki fark nedir? وَهُمَا اَيْ وَالْحَالُ اَنَّ كِلَا الْمَذْكُرَيْنِ مِنَ. Halbuki o diğer İki, yani bahsettiğimiz altın ve gümüş de, onlar da nedendir? Onlar da yani işte yer cinsinden, kayadır, taştır. Değil mi? Enne kilel mezkureyni mine sahreti ve mine zehebi ma'al fiddati ve mine zehebi ma'al fiddati hulika fil ardi. Yani bunlar da yer cinsindendir. Bunlar da yerde yaratılmıştır. Huve enne zehebe vel fiddete yezubani finnari. Aradaki fark şudur diyor arkadaşlar. Altın ve gümüş ateşte eritiliyor. Felem yekuna ketturabi. Dolayısıyla artık toprak gibi olmuyor, değil mi? Bir evrim geçiriyor. Bi hilafi sahrati, ama kaya veya da taş öyle değil. Ve innaha la tezubu, o altın ve gümüş gibi erimiyor. Ve kânet ketturabi, dolayısıyla toprak gibi, yani daha topraktan olma özelliğini sürdürüyor. Ve li enne zehebe vel fiddete, ama altın ve gümüş ve nahvehuma, benzerleri işte yukarıda bahsettik diğerlerinden. La yetenavveluhuma lafzu sa'idi. Bunlar topraktan çıkarıldıktan sonra, eritilip madenleştirildikten sonra bunlara sa'id denilmez. Ellezî huve vechul ardi. Sa'id nedir arkadaşlar? Yerin yüz böyle görünen kısmıdır. Fe innehuma la yutlaku aleyhime ismul ardi. Bunlar ateşten eritildikten sonra, madenleştirildikten sonra bunlara yer denilmiyor arkadaşlar. Bihilafi sahrati, ama
kaya, taşlar öyle değil. Hatta lev halefe la yeclisu alel ardi, eğer bir kişi diyor yere oturmayacağına dair yemin etse, ve celese ale sahretin, ve bir kayaya oturmuş olsa, yahnesu, yeminini bozmuş olur ve kefaret vermesi gerekiyor. Ve lev celese ala fiddetin ev nahviha la yahnesu. Ama diyelim ki orada bir gümüşten bir şey olsa veyahut altından bir sedir olsa, oraya otursa yere oturmuş denilmez ve yemini de bozulmuş olmaz arkadaşlar. Ve emme teyemmümü bil acurri. Peki acur kerpiç mi şey Yasin? Mesela. Kerpiç de arkadaşlar, kerpiç üzerinde veya bu şey de olabilir. Tuğladan bahsedecek mi acaba? Çamurdan pişirilmiş, çamurdan veyahut da işte normal başka bir madenden tuğlalaştırılmış diyelim, kalıplaştırılmış olan şeyden temim almak. Fe'inde Ebi Hanife'te yecuzu mutlakan. Mutlak olarak arkadaşlar kerpiç üzerinde temim alınır. Sevaun dukka evlem yudakka. Yani bu isterse ezilmiş olsun, isterse ezilmemiş olsun. Li'ennehu min ecza'il ardı. Çünkü bu kerpiç arkadaşlar yer cinsindendir. Yerin, yani toprağın eczasından oluşmuştur. Ve inde Muhammedin yecuzu et teyemmümü bihi inkâne medgûben. İmam Muhammed'e göre caizdir ama eğer ne olmuşsa medkuk. Medkuk derken neyi kastediyor Yasin acaba? Kalıplaştırılmış mı? Kalıba dökülen mi acaba? Hı? Bilmiyorum ki sen. Medkuk yani böyle dövülmüş yani. Peki. Yani evet. Metkul. Demek ki o şeyi kerpiç eskiden evleri yapıyorlardı ya Yasin, hatırlıyor musun? Yani İmam Muhammed'e göre onlar ne olması gerekiyor? Böyle dövülmüş, böyle sanki tekrar topraklaştırılmış. Ve illa fela, yani o normalde kerpiç kalıp olarak durursa diyor, caiz değildir. Ve hâzâ alâ rivâyetil meşhûreti anhu fî ademi cevâzi teyemmümü bil haceri ellezî lâ gubar aleyhi. Bu diyor İmam Muhammed'den şöyle bir meşhur bir rivayet var diyor. Yani nasıl ki taşın üzerinde toprak yoksa onunla temim alınmadığı gibi, o metkuk olmayan kerpiçle de ne yapılmaz diyor? Hem yapılmaz. Temim yapılmaz arkadaşlar. Metkuk yani böyle ezilmiş, o topraklaştırılmış arkadaşlar. Fe innel acurra bittabhi tarekel haceri. Burada acurdan maksat şu anlaşıldı arkadaşlar. Tuğla, yani normal toprak. Toprak kerpiç değil. Tamam mı Yasin? O topraktan olan şey yapılmaz yani, böyle fırında pişirilmiyor. Diyor bu eğer pişirilirse aynen ne gibi olmuş oluyor arkadaşlar? Taş gibi olmuş oluyor. Ve o diye hükmehu, ve ona taşın hükmü verilmiş oluyor. Fe inkâne medkûken,
Ev kâne aleyhi gubarun, eğer tekrar ezilmişse veya üzerinde toz varsa yecuzu, o zaman caiz olur teyemmüm. Bu illa fela, eğer metkuk yani dövülmemişse veya üzerinde toz yoksa caiz değildir diyor. Ama genelde de arkadaşlar, bu kerpiç olan, isterse tuğla olsun veya da normal topraktan olan kerpiç olsun, İlla ki onların üzerinde ne vardır Yasin? Toz Vardır. vardır yani. Teyemmüm alınır ve büyüklerimiz de ne yapıyordu Yasin? Mesela Mahmud Efendi Hazretleri yatağında diyelim ki uyandığı zaman abdestsiz yere basmamak için bir tuğla bulunduruyormuş. Ona ne yapıyor? Hem yapıyor. Tuğlanın teyemmüm alıyor arkadaşlar. Peki. Bu fasıl çok gidiyor mu Yasin? Gidiyor Selam. Duralım mı burada Yasin? Olur, Selam, durabiliriz.